dünya miras listesindeki gibi dünya miras listesine cami olarak girmiştir. Tıpkı Sultanahmet Camii gibi, Selimiye gibi, Divriği Camii gibi, daha birçok cami gibi. Şunu anladım. Dolayısıyla, Deniz de diyor ki böyle olmasına rağmen kime diyorsunuz biz büyüklük bunu? Gösterseydik. Uluslararası toplum dediğiniz yer neresi? İki, bunu kime söylüyorsunuz? Neden çekiniyorsunuz? Haksız mısınız? Uluslararası hukuku mu çiğnediniz? Egemenlik haklarının mı birilerini ezdiniz, geçtiniz? Bu çekinceniz nedir sizin ya? Niçin yapıyorsunuz bunu? Hocam çekinci değil hocam, bakın. Yani başka, gözümüzün içine hocam, baka lütfen, baka açınızı, o çekindiğiniz yerler terör örgütü, bir dakika. Terör örgütlerini desteklemeye devam edecek. Hı. Doğu Akdeniz'de beni boğmaya devam edecek. Bir Yunanistan cümrü kadar yer yakamaz, beni tehdit edecek. Üstelik de Yunanistan'ın mirası falan değildir o. Romalılar onları çok aşağılıyorlardı Bizans döneminde. Onlar da hadlerini bilsinler. Öyle bir şey değil o. Dünyanın hiçbir yerinde doğru düzgün bir Müslüman cemaatin camisinde ezan okunamayacak. Efendim Endülüs Camii'nin en önemli Kordoba'yı sen katedrale çevirip mimari değerini de mahvedeceksin. Burada öyle bir durum da yok. Biz hala diyoruz ki birisi bize yaptırım uygulayacak. Neyi uyguluyorsunuz? Bu yaptırımı niye uyguluyorlar? Yaptırım değil. Ne yaptık? Diyor ki... Ne yapıyoruz? Yıkıyor muyuz burayı? Dünya miras sitesi olarak korumaya devam ediyoruz. Ve fevkalede de koruduk, Hocam ben böyle başka bir şey söylüyorum. Alkışlasınlar, UNESCO teşekkür ederim. Ben başka bir şey söylüyorum. Böyle korunur. Yani müze olarak korunamaz sizin burası. Ne söylüyorsun Deniz? Şunu söylüyorum, yani sizin bu bakış açınızda sanki biz bu kadar zamandır işte bu baskılardan korktuğumuz için açmadık. Yani Yunanistan'dan korktuğumuz için peki, açmadık. Niye açmıyoruz? İşte Amerika'dan niye korktuğumuz açmadık için. Efendim? Niye açmadık ve niye açmayalım? Ya böyle bir gündem olmadı yani bu ülkede. Ya bugün gündem açıyoruz. Çok niye açmayalım? İşte Kemal Denizciğim niye açmayalım? 18 yıldır Tayyip Erdoğan niye açmadı? Söyle. Siz bana bir tane mantıklı. Hocam bir tane mantıklı tabii şey söyle. Söylüyorum. Ben 18 yıldır Tayyip Erdoğan niye açmadı? Çalışanı niye olarak. Niye bugün mahkeme kararını bekledim? Bak mahvettik hocam, vakıf anlayışı. Bir dakika şu soruma tekrar hocam. Sahip soruma cevap verir misiniz lütfen? Bu ülkede kim hangi vasiyeti bıraktıysa bunu Atatürk de dahildir. Bunlara gözümüz gibi bakmalıyız kardeşim. Sana vasiyet bırakmış. Şu soruma cevap verir misiniz? Olacak. Tamam mı? Benim mülküm demiş. Tamam, niye buna uymayayım? Bu kıymetli bir şey değil mi? Deniz'in sorusunu alayım sonrasında. Ne soruyorsun Deniz? Şu soruma cevap verin. Madem böyle bir durum vardı, 18 yıldır Tayyip Erdoğan niye açmadı? Tamam, tamam duralım. 15 onu ay önce niye tamam, açmadı? Tamam, birlikte söyleyelim. Niye şimdi, mahkeme kararını birlikte bekledi? Birlikte söyleyelim. Soru anlaşıldı. Niye mahkeme kararını bekledi? Tıpkı Mete'nin dediği gibi, 18 yıl önce de açsaydı aynı şeyleri söyleyecektik. Bugün de öyle. Yapmadıysa da eksik bırakmış. Bugün hayır, yapılmış bu. Niye, bugün bu niye mahkeme kararını bekledi? Tek bugün başına yapabilirdi. Niye yapmadı? Önemli olan o değil ki. Önemli olan hangi yılda açtığın ya değil işte, ki. Yapılanın işte doğru olup olmadığı yani, önemli. Şimdi yani, tabii o Cumhurbaşkanı 15 ay önce Sultanahmet'i doldurun, dışarıda bu sonuçları doğru dediğinde buna karşı çıktınız mı siz? Neye? Niye böyle diyor diye. Cumhurbaşkanı 15 ay önce her söylediği şeye bir yetiştirip bir eleştiri ya da destek şeyi yapmamış hayır olabiliriz. Bu anlayışımız bizim bu. Hayır ama peki, yani hayır şey dediniz mi Sayın Cumhurbaşkanı, yani olur mu öyle şey? Sultanahmet'i de doldururuz, Ayasofya'yı da doldururuz dediniz mi? Bak bir şey söyleyeceğim. Benim ne yani söyleyip söylememden önemli olan ne biliyor musunuz? Bir, bu bir vakıf anlayışının ve hukukun gereği yerine getiriliyor mu? Evet. İki, Dünya Miras Listesi kuşkusuz çok kıymetli bir şeydir ve cami olarak tescillenmiştir. Bu şekilde korunur mu? Muazzam korundu. UNESCO teşekkür etmelidir. Müze olarak koruyamazsın burayı. Böyle daha iyi korursun. Ben peki birkaç ekleme yapabilirim. Hayır. Tamam mı? Ha, Nedim hiç konuşmadı. Hayır, bu hususa bir cevap vermek Beyiz, istiyorum. Nedim abinin izniyle. Nedim şey, Mete Yarar geleceğim. Müsaadenle geleceğim. Cevap vermek istiyorum. Şöyle, şimdi aynı Fatih'in vakfiyesinde gelir kaynağı olarak aşar da verilmiş. Aşar kaldırıldı. Ne yapacağız şimdi? Vakfiyede yazıyor diye aşağı vergisini mi koyacağız? Yok, yahut yok. Aynı ayrı bir şey. Hocam bir saniye. Bak mülkiyetten bak, söz ediyoruz. Hukuken bu mal satılamaz, devredilemez, haczedilemez. Satılmadı, hiçbir şey olmadı. Mülkiyet hükümleri işlemez hiçbir burada. Şey olmadı. Vakıf hukuku var ya. Hocam izninizle şunu da söyleyeyim. Allah Allah. Şimdi bakın bunun kaynaklar arasında kapalı çarşı da var. Kapalı çarşı hiçbir kaynak aktarmıyor ya. Yani kapalı çarşı vakfiyede belirtilen kaynak. Bir de 1450 yıllık bir vakfiyenin
aradan cumhuriyet gibi başka bir devlet kurulduktan sonra cari şekilde hani aynı şekilde uygulanmaya devam etmesinin kayıtsız şartsız gerek olduğunu söylüyorsunuz. Ya hem bir yandan miras hukukunu alaşağı edip CHP'nin mallarına el koyalım diyorsunuz. Açık imzayla şey var. Atatürk'ün imzasıyla vasiyet var. Onu el koyalım diyorsunuz. 500 yıl sonra geriye dönüp efendim Fatih'in de mirası var diyorsunuz. Yarın ben de hazineyi hassadan yani saltanat mensuplarına aktarılan paradan hisse sahibiyim, ver bana çırağını dediklerinde ne yapacaksınız? Getirin Yıldız'da da ben hissedarım dediğinde ne yapacaksınız? Bunlar nitekim Osmanoğulları kalktılar, şeyden pay istediler Galatasaray Adası'ndan. Hadi deyin ki efendim Cumhuriyet'ten önce miras hukuku peki var. Peki ne diyorsun İsmail? Yani bugün vakıf hukukuna göre vakıf hayrat taşınmazının amacı dışında kullanılması mümkündür mü diyorsun? Söylüyorum. Aynen mümkündür hocam. 2017 olmalı hocam, mıdır? 2017 yılındaki evet, yanımda getirdim. Tamam. Başbakanlığın mahkemeye evet, gönderdiği karara göre ben idari evet, olarak istediğim tasarrufta bulunabilirim diyor. Yanlış. Diyor ki, de kim yanlış? Yanlış. Hocam ne yanlış? Peki, başbakanlık bu diyor. Aynı başbakanlık diyor. Sayın Erdoğan yanıtı. Tamam. Sayın bak satır satır oku. Hocam yanımda. Tamam. 19 fazlası yanımda. Bak, o kadar güzel hocam, hazırlamışlar. Kadar bakın, tamam, bunları yayından sonra, karar da yanımda. Yayından sonra Sayın açık Cumhurbaşkanı ya. 2000 başbakanlık 2017'de göndermiş mahkemeye. Diyor ki emsal karar da var. Emsal karar var. 1934 tarihli karar da yerindedir. Şu an 2017'ye göre orası benim tasarrufumdadır. O gün müze oluşu da doğrudur. Gelecekte benim karar vereceğim şey de doğrudur. Hayır. Yanlış. 1950 küsürlü vakfiyeye ben uyarım diyorsanız Osmanoğulları Galatasaray Adası'nı istediğinde gelip çırağına hadis memuru gönderdiğinde itiraf tamam, etmeyin. Hocam geleceğim. Dedim geleceğim. Böyle magazinler bir şey.